Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar Negasonic'ten bahsedeceğiz iyicene. Bu karakter arkadaşlar Mojo'da bir devrim niteliği taşıyor. Çok fazla şeyi yapıyor. Zamanında Apokolips geldiğinde, işlevselden bahsediyorum şu anda, Apokolips'in yaptığı şeylerden çok daha fazlasını yapıyor arkadaşlar bu ablamız. Aynı zamanda yine hem defansif hem de saldırıda çok tatlı özellikleri var. Evvela direkt işlevsellik mevzusuna başlayalım arkadaşlar. Hepinizin çok klasik bildiği sıkıntılı bir defans var arkadaşlar. Bulls'un 10 numara 5 yıldız antisi. Hemen onu bir gösterelim. Bunu daha önce de göstermiştik ama hemen bir evvela bunu gösterelim. Şu anda işlevselliklerini göstereceğim. Sonra saldırı kısmını göstereceğim hacılar. Normalde Bulls güç barı dolduktan sonra kaçıyordu hacılar. Ama işte Nega'dan kaçamıyorlar. Gördüğünüz gibi sersem üstüne. Sersem. Eğer bu sersem bağışıklı bir karadaysa ondan sorucumu kim var başka? Korg. Aynı zamanda Korg arkadaşlar yansıtma hasar da veriyor ama işte Negasonic bunu yemiyor arkadaşlar. Çünkü karakter enerji hasarı artı full temassız arkadaşlar. Temassız bir saldırı. Temassız olduğu için de Atum anında direkt antisi. Yani ne kadar beceriyorsa görüyorsanız. Alayının antisi. Köstebeğin antisi. Şimdi sağlam defanslara bakıyorum. Kingpin'in antisi. Ondan sonra Cima. Killmonger için bir şey diyemem. Çünkü Killmonger'ın zırhı kırılması lazım. Direkt Killmonger'a direkt anti diyemem ama bekleye bekleye oynarsın. O temassız olduğu için belki yansıtmayabilir. Dur bakayım. Tabii temassız saldırı var. Yani içinde sıkıntı yok. Bakayım temassızlarda yansıtmıyorlar. Aynen. Killmonger'ın da direkt antisi oluyor. Bu tabi direkt antisi hacılar. Temassız olduğu için direktman antisi. Güzel. Killmonger'ın da direkt antisi. Zayıflatıcı hasarı da veriyor. Ve zayıflatıcıları da pasif olduğu için ekstra bir tatlılığı var. Şöyle hemen şekil ağda gözükelim. Aynı zamanda yakmaları da pasif olduğu için onlar da kapatılamıyor. Onlar da kapatılamayan özelliklerden bir karakter yapıyor. Yine bunun gibi çok fazla arındıran var. Ve karalarda da var. Ama arkadaşlar görüyorsunuz hiçbir işe yaramıyor. Arındırmaları da engelliyor pasif sersem. 5 yakmaya kadar arkadaşlar orta kombalarla alabiliyor, yapabiliyorsunuz. 5'ten sonrası label'lerle her label'de bir 3 tane yakma veriyor. L2'de arkadaşlar sizin bloğa basma performansınıza göre de. Yani şöyle L2 atıyorsunuz ve sonra sürekli bloğa basıyorsunuz. Bas çek, bas çek yapıyorsunuz. 16 kere basarsanız 16 tane yakma veriyor. 10 kere basarsanız 10 tane yakma veriyor. Daha önceki Deep Dive'de bu tarz değil de başka bir şey söylemiştim. Çünkü orada o zaman öyle yazıyordu. Şimdi burada böyle yazıyor. Ve böyle de oluyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Yapacağımız olay şu. Şimdi sersem attığımızda sersemi arkadaşlar normalden uzun sürüyor. Yani başlangıçta 4 kere orta saldırı yapabilirim. Ya da 2 orta 5 arkasında 5'li normal kombo yapabilirim. Şöyle bir şey, ağır saldırı attığınızda bir de yakma kırılganlığı veriyor. Bu ne demek? Attığınız yakmalar %50 daha fazla vuracak arkadaşlar. Direkt başlarken bir ağır saldırıyla başlayıp pasif bir yakma kırılganlığı verebilirsiniz. Ondan sonra normal yakmalarınızı alıp L2'ye atarsınız. L2 attıktan sonra dövüşün gidişatına göre L1 veya L2'ye devam edersiniz. L1'ler rakibin üzerindeki yakmaların süresini
sıfırlıyor arkadaşlar. Yetişeceğini düşünüyorsanız L'ye 2 atarsınız. Aynı zamanda hafif kombolar tüm zayıflatıcıların süresini 1,5 saniye boyunca durduruyor. Şimdi şunu şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, attığım kanama, yani düzeltiyorum, yakma 74-74 buluyor. Şimdi çıkalım. Bu sefer önce ağır saldırı atalım. Ondan sonra dur yanlış. Onda, bir sefer ağır saldırı atalım. Ondan sonra bir tane orta saldırı atalım. Bu sefer 79 değil de işte 80 desen 120-118 civarında bir hasar vermesi lazım. Önce bir ağır saldırı atıp yakma kırınma kanını veriyorsun. Bu da 16 saniye sürüyormuş o yüzden. Ama hafif saldırı yaptığınızda bunlar duraksıyor. Şimdi bakalım. 111 ise tam olarak da %50 vermedi arkadaşlar. Çok önemli değil. Bızlıktan bir şey. Mesela şimdi başladığınızda hafifle bitirdiğinizde arkadaşlar, gördüğünüz gibi zayıf atıcıların süresi 1,5 saniye duruyor. Şöyle bir şey var. L2 atarken mutlaka ve mutlaka ağır saldırıyla tazeliğin üstündeki arkadaşlar kırılganlığı. Ki çok fazla yakma atacaksınız. O yakmalar kırılganlıkla beraber gelsin ki daha fazla olsun. Şöyle yapabilirsiniz. Siper atıp ağır saldırının ilk darbesini yaptıktan sonra şöyle bloğa basalım. Güzel 14 tane, Allah bereket versin. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen arkasına andaç. Bu arada andaç attığınız zaman da yine zayıf atıcıların süresi duruyor. Şu anda görüyorum zayıf atıcıların süresi bayağı var. Ben de tekrar bir L2'ye çıkmak istiyorum. Güzel. Kırılganlık da var. Yetecek kadar su kadar varken tekrardan ağır saldırıya zaman kaybetmeyeyim diyorum. Güzel. Kırılganlık gidebilir ama yakmaya dikkat ederseniz çok tatlı olur. Giderse de dünyanın sonu değil ama olay bu. Ah be, gittim gitmedi. Şöyle ağır saldırıda beklerseniz arkadaşlar, eğer kaçış yükü varsa kendisi kaçıyor ve rakibe hemen bir pasif sersemde veriyor. Onun üzerinde kaçış yükü olması lazım. Aslında gayet basit. Game'i de basit. Oynaması da keyifli bir ablamız. X82 combo ortalama 1,5 dakikadan biraz daha fazla. Şimdi bu bilgiler ışığında. Bu arada bende kanama zero çek 5 yıldız, R6 henüz 6 yıldız yok. İnşallah yakın zamanda gelir. Bu arada şurada bir saldırı desteği de çıkmış. %10, %15 falan olabilir. Şimdi bu bilgiler ışığında game'imizi atalım arkadaşlar. Başlangıçta ağır saldırı yapmanıza bence gerek yok. Direkt 4 tane yakmayı verin. Ondan sonra hafif saldırılarla şöyle bir şey yapılabilir. L3 dolmaya yakınken L2 atılabilir. Çünkü şu ilk verdiğiniz 5 yakma o kadar da önemli değil arkadaşlar. Tamam. Şimdi ağır saldırıyı kollayacağım. Yani şöyle bir tane vuracağım. Hemen arkasına L2 atıyorum. Şimdi bütün kombolarımı hafifle yapacağım ki arkadaşlar, ilki hariç, yakmalar üzerinde kalsın. Şimdi ilk 5 tanesinin gitmesi çok önemli değil. O yüzden bir kere daha L2'ye gideceğim. Hemen L2'ye gidiyorum arka arkaya. Çok güzel hasarlar. 5 tanesinin gitmesi çok problem değil. Şimdi bir L1 atarak süreyi, yakmanın süresini acılar, bir sıfırlayalım. Aslında bir tane daha yetiştirebilirim gibi gözüküyor buradan bakınca. Var ya, dur bakayım. Baktığımız yer doğru mu? Hemen ağır saldırı yapalım. Aa, şeyimiz olmadı. Lan lan. Hemen bir tane daha. Üçle ikide bitirdik arkadaşlar. Hiç L1'i kullanmadan. 3 kere L2 atarak yani toplamda 6 güç. Yok, bir kere L1 atmış olabilirim. Bu sefer 1 dakika 16 saniye sürdü. Biraz daha kısa sürdü. Acaba L1 attım mı atmadım, hatırlamıyorum. Neyse. Öyle bir şey. Mesela bu karakteri çeviklik karolarında da kullanabilirsiniz. Yani süreleri azaltmayacaktır. Pasif sersem attıysan. Çok da çok nadir. İki tane ölüm, iki tane yerde var. Pasif sersemleri de süresini kısaltıyor. Onun dışında pek bir şey yok. Yani aslında yakma hasarları güzel ama sadece L2 oynayarak da olaya yürüyebilirsiniz.
Bu 5 yıl. Bunun 6'sını düşün, 7'sini düşün. Neler yapar neler. Tek mevzu Oli'ye 2 lira atarken ağır saldırıları kullanın ki yakmalar biraz daha fazla versin. Ben devam ediyorum. Hafif saldırılarla oynadığım sürece arkadaşlar zayıflatıcılar uzun süre kalacak dedim ki ilk başta verdiğim o 5 tane şey çok önemli değil. Zaten onu şey yokken, kırılganlık yokken verdiğim için çok da bir yakma vermiyorsun. Eğer yetiştirebileceğini düşünüyorsan arka arkaya 2'yi hatta 3. de 2'yi de atarak hızlıca bitirebilirsin. Şu anda ne kadar var bilmiyorum. Şu şeyler gittiğinde görünür. O süreye bak ne kadar fazla var. Hemen bir ağır saldırı daha ve bir tane daha L2 atıyorum. 40 taneyi buldum arkadaşlar. Zaten maksimum 40. 40'tan sonra bunu zorlamanıza gerek yok. 40'tan sonra L1 olarak atabilirsiniz. Ama dövüş sizi güzel bir yere götürüyorsa şey yapın. L2 atın çünkü L2 hasar da çok fazla hasar veriyor. Gayet temiz. Şimdi bir de efsaneler labirentine gidelim. Orada bir Star Lord var. Sınıf bonusu yediği yere gidelim arkadaşlar. Orada da şöyle bir şey yapıyor. Teknoloji kartlarına karşı direkt kaçış yüküyle başlamıyor arkadaşlar. 25 saniye bir bekleme süresi var. Ama o çok önemli bir şey değil. Yani belki dövüşe başlarken direkt yaparsanız işte ağır saldırıyla hem rakibe sersem verir hem de 2 tane 3 tane de yakma atıyordu. Teknolojiye karşı direkt onu yapamıyor. Defansta kopya sayısı önemli arkadaşlar. Kopya sayısı max olduğunda bir güç varıyla başlıyor karakter. Aslında kıyamet atlısı deneyebiliriz buna. Hemen yakmaları verelim. Aslında dediğim gibi yakmalar da çok önemli değil. Yani ilk L2'yi attıktan sonra bütün bomba başlayacak. O yüzden genelde L2'yi 3 dolmaya yakınken atarsanız arka arkaya 2 tane L2 çıkartabilirsiniz. Elinizde 6 yıldız R4, R5'i falan varsa o komboyla rahat 300k falan çıkartırsınız. Ah be şey yetişemedim. Neyse L3'ünü göstermiş olalım. L3 attı hızlı yine pasif bir sersem arkadaşlar. Ve yine o kırılganlıktan da veriyor. Ama biz ne yapıyoruz? L2'ye doğru yine L2'leri atmamız lazım. Aa kaçıyor. Nereye kaçıyor lan? Atasız. Şimdi tam da L2 atacak mı? Tamam. Şimdi şöyle yakışıklı bir L2 atalım. Kırılganlık varken üzerinde. İlk L2 attıktan sonraki yakmaları tutmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü onlar dediğim gibi kırılganlık da geldiği için hemen bir tane daha atalım. Bu arada tabii tehlikeli bir yerde attık. Yani rakibin L3'ü dolmaya yakınken attık. Neyse ki attı. Şimdi bir tane L1 atalım çünkü süre kalmamış gibi görüyorum. Hemen şöyle atalım. Güzel. 32 tane yakma sabit. Şu anda 36 oldu. Artık paso L1 bile atabilirsin yani. Şu saatten sonra tabii biraz oynarsa arkadaş. Hacı yapma yahu. Yine L1 atarken de şimdi L1'de yakma vereceği için ama çok da risk almak istemiyorum. Direkt L1 atayım. Ağır saldırı arkası L1 atabilirsiniz ne? 5 yıldız R6'sı ortalama 3100-3200 civarında bir yakma veriyor yarım saniyede. Bu da saniyede 6500 yapıcılar. Saniyede 6500 veriyorsa 10 saniyede 65.000 verir. Yani 10 saniye boyunca şu yakmayı tuttuğunuzda mantıken 65.000 hasar vermesi lazım. 100 saniyede kaç verdiğini artık siz yazarsınız, söylersiniz, biz de öğrenmiş oluruz. Bundan sonra paso L1. Tabii kanamız yer açıkken bu biraz sıkıntı olabilir. O yüzden de andaç olarak Mr. Fantastic'i kullanın. Hemen bir daha atalım bunu. Sizce de çok yüksek değil mi ya hacılar?
Yani şimdi bak matematik yapıyoruz, yanlış olmasın diye söylüyorum. Saniyede 6500. 10 saniyede yanına bir tane sıfır koyuyorum, 65.000. 100 saniyede 650 bin yapıyor. Yani ben mi yanlış hesaplamayacağım de. O matematikte aram fena değildir yani. İş görürüm bence. 650 bin 100 saniyede. 5 yıldız için lan. Allah Allah. 100 saniyedeniz arkadaşlar. 2 dakika bile değil yahu. Bence egzantrik. Ortalama 1,5 dakikada. Ama maxlayınca tabii yakmaları. %60'a kadar çekti. Şu anda bütün mesele yakmaları rakibin üzerinde tutmak. Hafif saldırıyla vurduğunuz sürece sıkıntı yok. Yani öyle oran bura oynadık ki şimdi bir L2'ye doğru gidiyorum aslında. Neyse ya L1 at. Hiç oynatma orayı burayı. Yakmalar hayvan gibi hasar veriyor zaten. Rakip yakmaya bağışıklı olmadığı sürece bakarsınız. Sen normalde burada hero test ederken biliyorsunuz beyaz manyetör alırız ki çeviklik bombasını versin diye. Yani çevikliği kaldırsın diye ama buna hiç gerek. Ve kaç tane özel saldırı atıyorum hala geri tepmeden ölmedim bir türlü. Allah Allah. İşte bu ölmemesinin arkadaşlar yani bu kadar uzun süre yaşamasının sebebi de Sinister Andaç'ı. Andaçlarla ilgili de bir video gelsin mi? Gelsin derseniz yaparız arkadaşlar. İşimiz o video çekmek. Maçı bu aralar pek video gelmiyor çünkü acayip yoğun ötesi bir yoğunluk var. Sormayın şeyimi kaşıyacak halim yok. Bu arada yine yakmalar yetişti. Hemen şöyle bir ağır saldırıya çıkalım. Aslında şu anda blokta basmaya gerek yok da işte refleks oldu. Biraz antrenman yaptıktan sonra. Yani 3,5 milyonluk bir rakibe karşı oynuyor. Ha, bu arada öyle hani dünyalar kadar da bir hasarı yok, hasar çıktısı yok. Ama başlangıcı güzel yapıyor. Tabii yine bir gün 7 yıldızı bulursak sağdan soldan 7 yıldız R2'de 3 gameplay'ini yaparız. Ama kanama zehir açık abi. Kanama zehir kapalı yok ya. Kanama zehir kapalı 7 yıldız R2 arkadaşlar 4500 işte 5000 civarında bir saldırı gücü var. Hep şu anda 5 yıldız R6'nın da o kadar var. Ya 4500 ile 5 yıldız R6 var. Aradaki farka bakar mısın? Yani dünya kadar fark var ya. 5 R6 7 R2 neredeyse denk geliyor saldırı olarak. Saldırı çıktısı olarak tabii ki diğer ekstralarla 7 zahmet fark atsın. Bunu atıp GG alıyoruz. Neredeyse 400 kombi attık arkadaşlar. Kaç dakika sürmüş bu dövüş? 6 dakika sürmüş. Ve neredeyse de 3 milyonluk bir hasar çıktısı yapmış arkadaşlar. Sinerji minerji de yok. Bakın mesela kanama zehir açık. 4500 saldırı gücü var. Yani 7 yıldız R2, 7 yıldız R1, 6 yıldız R6'dan zaten yüksek çıkıyor da. Böyle bir önemli. Neyse acılar çok tatlı bir karakter. Mucoş'la devrim yapacak. Çok fazla yerde kullanabileceğiniz aşırı taktiksel ve aşırı güzel bir karakter. Hayırlı olsun. İnşallah hepinize en az bir 6 yıldızı gelir hacılar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.